Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. ünitemiz olan hikaye ünitesine devam ediyoruz. En son Pazarlık adlı metinde kalmıştık. Buradan devam edelim. Sıcak yaz gecesi mahalle kahvesinin önündeki setin üstü sanki ufak bir bahçecikti. Ortada küçük bir havuz, içinde gazoz şişeleri, etrafında biraz çimen, kına çiçekleri, kahve pencerelerine sicimler gerilmiş, gece sefaları, telgraf çiçekleri, kireçle sıvanmış, yarım tenekeler içinde sardunyalar sıralanmış. Kapının sağ tarafında bazısı giyimli, bir takımı da gecelik entarileri, şam hırkalarıyla 4-5 kişi İstanbul'un son büyük zelzelesinden konuşuyorlardı. Gümrük aracılarından Faik Efendi 45 yaşlarında uzun kara bıyıklı esmer bir adam. Ayağının birini altına alarak kaşlarını yukarı aşağı oynatarak anlatıyor. Ben diyor hareket olurken Eminönü'ndeydim. Fevzi Bey, Allah sizi inandırsın. O yeni cami minareleri yok mu? Birbirine dokunuyor, ayrılıyor, dokunuyor, ayrılıyor. O kaldırım taşları sanki su içinde fasulye kaynar gibi böyle kaynıyordu. Tramvay beygirlerine baktım. Ayaklarını açmışlar, oldukları yerde duruyorlar. O mavnalarda ne kadar yemiş varsa hepsi dansa kalkmış. Herkes köprüye koştu, ben de koştum. Köprünün üstüne gelen yığıldı, hilafsız 500 bin kişi vardı. Muhatabı şam hırkalı, zayıf, uzun boylu, kalın sesli, Harbiye Nezareti, mektubu, kalemi, müsevitlerinden Fevzi Bey, "Yok hacım," dedi. "Bu biraz hilaflı oldu." Faik Efendi bozulmuş sordu. "Neden?" dedi. "Neden olacak elmasım? Köprünün üstü 500 bin kişi alır mı?" Faik Efendi kaşlarını kaldırıp düşündü. Dinleyenler gülümsediler. İmamın oğlu Rıza dedi ki, Faik ağabey, ağzın kızdı da ölçüyü kaçırdın. Yok dedi Faik Efendi, valla latife değil. O zaman biz de buna şaştık. Neye şaştınız? Köprünün bu kadar adam aldığına. Canım o kargaşalıkta saydınız mı? Saymadık ama herhalde vardı. Artık sizde bu kadar olmaz. İnsanda göz var, izan var. Canım köprünün üstünde kaç kişi var? İnsan bunu görmez mi? Bu meydanda bir şey. Fevzi Bey gülerek, canım hacım dedi, düşünsene köprünün üstü 500 bin kişi alır mı? Alsa yarım milyon adam buraya nasıl toplanır? Demek aşağı yukarı İstanbul halkının yarısı. İstanbul halkının yarısı vardı ya, ne zannediyorsunuz? Yarım milyon dediğin nedir? Etraftakiler çokça gülüştüler. Faik Efendi biraz gevşer gibi oldu. Adam dedi 500 bin olmasın da 400 bin olsun. 400 bin de olmaz. Neden? Hesap meydanda diyelim köprünün boyu olsun 400 metre öyle mi? Ne bileyim ölçmedim ya. Canım şimdi 500 bin kişiyi gözle hesap ediyordun. Köprüyü neden hesap edemiyorsun? Ne bileyim, ne bileyim ben sizin sözünüze karşı söylüyorum. O halde ben ölçtüm 400 metre, eni de olsun 12 metre. 400 kere 12, 12'miz ne eder? Efendim 14 kere 400, 4.800 metre murabba. Her metre murabbaında da 4 kişi olursa, dursa 4 kere 8, 32, 4 kere 4'ümüz de 16, 19, bu da etti 19.200. 400 bine varmaya efendim. Tamam 380 küsür bin kişi kalır açıkta. Fevzi Bey hesap yaparken Faik Efendi ona bakıyordu. Biraz düşünür gibi oldu. Kaşlarını oynatarak ben hesap mesap bilmem dedi. 400 bin yoksa 200 bin kişi ferah ferah vardı. İsterseniz başkalarına da sorun. Biraz durdu, sonra işe az daha tav vermiş olmak için Fevzi Bey, Fevzi Bey dedi. Bu kahvede durup hesap halletmek değil, can pazarı kardeşim. Herkes kendi başının derdine düşmüş. Denize düşen yılana sarılır. Fevzi Bey gülümsedi. Yok hacım dedi. Elbet dediğin doğrudur. Sen yalan söyleyecek değilsin ya, ben latife ettim. Dinleyenlerden biri öyledir öyle dedi. Faik'in hakkı var.
Sustular. Faik Efendi biraz bozulmuş. Rüstem bir ateş diye kahveci çırağına bağırdıktan sonra lakırdığı olduğu yerde bırakmak isteyerek ben dedi yalan söyleyecek değilim ya gözümle gördüm. Ana baba günü mahalla kallah diye diyelim hadi ben yanılıyorum 500 bin olmasın 200 bin de olmasın 100 bin kişi vardı ya 100 bin kişi az mı? Dinleyenler gene sustular. Faik Efendi sonra fena halde saracaklarını ve bu işin bitip tükenmeyeceğini bildiğinden işi kabul ettirmeye çalışıyordu. Salkım ağacının kütüğüne dayanmış askeri eczacı Remzi Efendi hiç gülmeyen yüzüyle yavaş sesle sordu. Köprü bu kadar adamı nasıl kaldırır dedi. Hikmet, Faik Efendi yeniden söze başlandığına sevinerek şey dedi ya o zaman biz de şaşmıştık. Sonra oturduğumuz bostanda bir tersaneli vardı. Ben ona sordum. O dedi ki dubaların zincirleri paslanmış, bel kalınlığından midye tutmuştur. Direk gibi dubalar delinse de suyun üstünde durur. Dinleyenler gülüştüler. Faik Efendi işin biraz fazla kaçtığını anlar gibi oldu. Kaşlarını oynattı. Oturanların yüzlerine baktı. Ya dedi böyle şeye inanmak olur mu? Biz de o zaman inanmamıştık. Ancak Remzi Efendi'nin buyurduğu gibi bir hikmet var ki duruyor. Remzi Efendi derin derin için çekerek ya hikmet dedi. Ondan sonra iki kişi de işlerini çekerek acıktı acıktı. Dünya bu dediler. Yeniden susuldu. Faik Efendi biliyor ki saracaklar hem de fena saracaklar. Biraz durduktan sonra dayanamayarak yok ama dedi. Vallahi saracaksınız. Olmaz ki. İnsanı lakırdı ettiğine de pişman edersiniz. Feyzi Bey canım vallahi sen ne yapıyorsun? Benim bir şey dediğim var mı? Ben bilirim dedi. Sen 100 bin kişiye razı oluyor musun? Feyzi Bey başı ile olmam diye işaret etti. Faik Efendi 70 bine diye sordu. Feyzi Bey gene razı olmadı. Peki 50 bin kişiye diyeceğiz yok ya. Feyzi Bey gülerek hacım dedi namuslu bir iş yapalım. Bir kere 10 binde sonra görüşelim. Ne? Dünyada olmaz. En aşağıdan 20 bin kişi vardı. İmamın oğlu dedi ki Faik ağabey oldu olacak gel şu şeytanın ayağını kır bu oldu artık. 10 bin desen Feyzi Bey kabul edecek mi? Feyzi Bey yok dedi. 10 bin dersen at yanını görüşeceğiz. Belki benim de sözüm var. Öyleyse ben de demem. İmamın oğlu dedi ki demezsin ama sonra sarakadan kurtulamazsın. Biliyorsun ya hem iş yalnız bu kadar değil. Kaldırım taşlarını kaynattın. Minareleri oynattın. Bunların hepsi hesaba çekilecek. Bak sen bilirsin. Faik Efendi yeniden Feyzi Bey'e ama canım dedi bu kadar da olmaz. Artık siz de büsbütün budala hesabına koydunuz. Ben bu kadar şeyi kestiremez miyim? Ne sanki 10 bin kişi de yok muydu? Feyzi Bey gülerek dedi ki hacım gel 5000'de uyuşalım. Ben biraz fedakarlık etmiş olurum ya. Neyse zarar etmez. Sen yabancı değilsin. 4800 metre yerde 5000 adam az şey değildir. Faik Efendi hepsinin yüzüne ayrı ayrı baktıktan sonra dedi ki razı olurum ama bir şartta sarmayacaksınız. Devam edelim arkadaşlar. Sarmayız dediler. Öyleyse 5000 olsun. Pekala razı olduk. Minarelerin oynadıkları kaldırımların kaynadıklarını sana bağışladık. Pekala razı olduk. Minarelerin oynadıklarını, kaldırımlarının kaynadıklarını sana bağışladık. Faik Efendi gitmeye hazırlanarak bırakmıyorsunuz ki insan tatlı tatlı anlatsın. Hemen pazarlığa girişiyorsunuz. Haydi artık vakittir. Ben daha gidip çocukları komşudan alacağım. Anahtar bendedir. Onlar sonra kapıda kalırlar dedi. Memduh Şevket Esendal, Otlakçı. Evet arkadaşlar gayet keyifli bir metindi. Metinde geçen bazı kelime ve kelime gruplarına bakalım. Latife, şaka, mahallakallah, Allah'ın yarattığı her şey. İkinci anlamı da kalabalık, izdiham. Mavna, gemilere ve yakın kıyılara yük taşıyan güvertesiz büyük tekne. Murabba, matematikte kare. Müsevvit, bir tezkerenin taslağını yapan
katip, saraka, alay anlamına geliyor. Metin ve türle ilgili açıklamalar. Evet, Cumhuriyet dönemi ilk yıllarında Memduh Şevket Esendal klasik olay hikayelerinden farklı olarak yaşamdan kesitler sunan durum hikayelerine yönelmiş ve bu türün başarılı örneklerini vermiştir. Evet arkadaşlar, hikaye türünü ikiye ayırmıştık değil mi? Olay hikayesi, durum hikayesi olmak üzere. Memduh Şevket Esendal durum hikayesi hikayesine ilk örnekleri yazan veren yazarımız arkadaşlar Memduh Şevket Esendal. Az önce de bu hikayeden, durum hikayesinden alınmış bir metin okuduk. Başarılı örneklerini vermiş. Evet, Pazarlık adlı hikayesinde yazar günlük yaşam içinde bir kişinin tanık olduğu olayı abartarak anlatmasını ve etraftaki diğer kişilerle bu olay üzerine ilginç bir pazarlığa girmesini konu edinmiştir. Yazar diyaloglara sıklıkla yer verdiği bu hikayede günlük konuşma dilinin özelliklerini ustalıkla yansıtmıştır. Evet, günlük konuşma dilinin ustalıkla yansıttığının örnekleri arkadaşlar burada. Yok hacım dedi, bu biraz hilaflı oldu. Faik Efendi bozulmuş sordu, neden dedi. Neden olacak elmasım, köprünün üstü 500 bin kişi alır mı? Faik Efendi kaşlarını kaldırıp düşündü. Dinleyenler gülümsediler. İmamın oğlu Rıza dedi ki, Faik ağabey ağzın kızdı da ölçüyü kaçırdın. Yok dedi Faik Efendi, valla latife değil. O zaman biz de buna şaştık. Evet, gördüğünüz gibi günlük konuşma dilinin özellikleri yansıtılmış hikayede. Gelelim metni anlama ve çözümleme bölümüne. Birinci soruya bakalım. Herkes köprüye koştu, ben de koştum. Köprünün üstüne gelen yığıldı, hilafsız 500 bin kişi vardı. Cümlesinin bağlamından hareketli hilafsız sözcüğünün anlamını tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan kontrol ediniz demiş arkadaşlar. Evet, hilafsız dediğini arkadaşlar, yani yalansız, abartısız, aldatmacasız 500 kişi vardı. Yani tam anlamıyla, hani gerçek, yalan olmadan anlamında kullanmış. Yalansız, aldatmacasız anlamında kullanmış. Gelelim ikinci soruya. Pazarlık adlı metnin hangi hikaye türünü örneklediğini nedenleriyle açıklayınız demiş. Durum hikayesi örneğidir değil mi arkadaşlar? Bir olay örgüsü, olay akışı olmadığından anlıyoruz. Bunu hayatın gerçek bir kesitinden alınmış olduğundan durum hikayesi örneğidir diyebiliriz. Diğer soruya geçelim. Metinde Faik Efendi'nin anlattıkları diğer kişilerce nasıl karşılanıyor? Yani çok abartılı bulunuyor değil mi? Faik Efendi'nin anlattıkları abartılmış, akla ve gerçeğe aykırı bulunmuyor ve yalan olduğunu da düşünüyorlar. Çok abartılı ve yalan olduğunu düşünüyorlar. Metindeki mizahi unsurları belirleyiniz demiş. Metindeki mizahi unsurlar nedir arkadaşlar? Yani Faik Efendi'nin işte olayları abartarak anlatması, kahramanın pazarlık ederek köprüdeki kişi sayısını sürekli düşürmesi biraz komik olmuş, mizahi unsurları oluşturmuş diyebiliriz. Evet, metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz demiş. Az önce de bahsettiğimiz gibi günlük konuşma dilinin özelliklerinin yansıtıldığı bir dil kullanılmış. Gayet sade, açık, yalın bir anlatıma sahip. Kişi betimlemeleri de var. Kısa, anlaşılır cümleler tercih etmiş. Yerel ifadeler de kullanılmış. Deyimler, kelime grupları, ondan sonra bunlara da yer verilmiş arkadaşlar. Peki, metinde Faik Efendi'nin kişilik özelliklerini belirleyiniz demiş. Faik Efendi'nin kişilik özellikleri için ne diyebiliriz arkadaşlar? İşte 45 yaşlarında uzun, kara bıyıklı, esmer bir adam diye bahsedilmiş ve sözlerini, anlattıklarını çok abartılı bir şekilde anlatan, çok fazla da hani sözüne
itimat edilmeyen biri olarak nitelendirebiliriz. Metindeki sosyal ve kültürel unsurları belirleyiniz demiş. Yani kahve ortamının olması aslında insanların sosyal ortamı diyebiliriz, kahve ortamı. İnsanların birbiriyle olan samimi ilişkileri ve sohbetleri yine sosyalliği oluşturuyor. İstanbul'un kenar mahallesinde yaşayan insanların günlük konuşmaları dediğim gibi bu sosyal ve kültürel ortamı belirliyor. Diğer sayfaya geçelim. Memduh Şevket Esendal'ın kitabınızdaki biyografisinden hareketle metinle yazarın hayatı ve edebi kişiliği arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz demiş. Evet, az önce de bahsettik. Memduh Şevket Esendal durum hikayeciliğinin ilk örneklerini veren yazar, Çehov tarzı da diyorduk biz buna, değil mi? Hatırlayalım arkadaşlar. Türk edebiyatında Çehov tarzı öykünün ilk temsilcisidir diyebiliriz yani. Kişilerini günlük yaşamda dikkat çekmeyen yönlerin anlatıldığı öyküleriyle tanınıyor. Durum öyküsünün ilk temsilcisi, son derece güçlü bir gözlem yeteneği var Memduh Şevket Esendal'ın. Kendi ifadesiyle de topluma ayna tutan bir sanatçı, toplumun aksayan yanlarını, insanların psikolojik sorunlarını, ruhsal durumlarını ele almıştır hikayelerinde. Öyküyü gereksiz süslemelerden ne diyebiliriz? Pazarlık adlı metinle Kamyon adlı metin arasındaki farklılıklar için ne diyebiliriz arkadaşlar? Şurada bu tabloyu bir doldurmaya çalışalım. Biliyorsunuz Kamyon'da Sabahattin Ali'nin olay hikayesi tarzında yazdığı bir hikayeydi. Pazarlık'ta Memduh Şevket Esendal'ın durum hikayesi örneğiydi. Yani ne diyeceğiz o zaman? Olay hikayesi, durum hikayesi. Yani pazarlık durum hikayesi, kamyon olay hikayesi. Biçim içinde, yani her ikisi de mensur bir şekilde düz yazı şeklinde yazılmıştır diyebiliriz. Üslupları için, yani üslup deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Yazarın kullandığı dil ve dilin özellikleri ve anlatım biçimi gelecek. Her ikisi de açık, anlaşılır, kısa cümleler kullanmış. Halkın anlayabileceği açıklıkta, sadelikte bir üslupla üslup kullanmıştır diyebiliriz. Yani samimi, içten bir anlatıma sahiptir diyebiliriz. Anlatım tekniklerinde her ikisinde de anlatma ve gösterme tekniği var. İçerik ise pazarlıkta abartılarak anlatılan bir durum. Şeyde ise, kamyon adlı hikayede ise, para kazanmak için gurbete çıkan ve işte başına olumsuz şeylerin geldiği bir hikaye anlatılmış. Her ikisi arasında ki şeyleri, farklılıkları böylece bu tabloda ifade etmiş olduk. Birinci etkinliğe bakalım. Pazarlık adlı metinde anlatıcıyı belirleyiniz demiş. Anlatıcı üçüncü kişidir. Üçüncü kişide anlatım var yani arkadaşlar. Sonraki soruda ne diyor? Aşağıdaki bakış açıları ile ilgili kavram haritasını doldurunuz demiş. Bakış açılarını hatırlayalım. 3 tane bakış açımız vardı. İlahi bakış açısı, gözlemci bakış açısı ve kahraman anlatıcının bakış açısı olmak üzere. İlahi bakış açısında ne vardı arkadaşlar? Onları da hatırlayalım. Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilirdi anlatıcı, değil mi? Kahramanların gönlünden, kafasından geçenleri, her şeyi bilen bir bakış açısıyla olayları yansıtırdı ilahi bakış açısı. Peki kahraman bakış açısı için ne diyebiliriz? Birinci kişili anlatım. Anlatıcının anlatımı gördükleriyle, bu şu kısım için ne diyebiliriz? Gördükleriyle sınırlıdır derken nesnel bir tutum sergiler. O zaman gözlemci bakış açısı diyebilir miyiz? Hani anlatıcının anlatımı sadece bir kameraman sessizliğiyle anlatıyorsa
ona ne deriz arkadaşlar? Gözlemci bakış açısı deriz. Yani dış dünyada olup bitenleri sadece gözlemek ve izlemek de yetinir ve bunu da okuyucuya aktarmak, anlatmakla yetinir. Gözlemlerin tarafsız bir gözle okuyucuya nakleder. Aynı zamanda bir yansıtıcı konumundadır. Çok daha az bilgi verir okuyucuya. Onun bilme, görme, duyma yetenekleri geçmiş ve geleceğe uzanmadığı gibi kahramanların ruh hallerine de yetişemez. Hem üçüncü tekil hem de birinci tekil olabilir. Anlatıcının bakış açı sınırları ve anlattıkları karşısındaki tutumuna dikkat etmek zorundadır. Gözlemci bakış açısı için bunu diyebiliriz. Kahraman bakış açısı için birinci kişili anlatım kahramanlardan birisidir. Bu anlatıcı hem olayı yaşar hem yaşadığı olayı da anlatır. Bir insanın sahip olduğu veya olabileceği bilme, görme, duyma, yaşama imkanları ile sınırlıdır anlattıkları. Peki metinde hangi bakış açısı vardır arkadaşlar? Gözlemci bakış açısı kullanılmıştır. Evet, soruya bakalım. Evet, gözlemci bakış açısı kullanılmıştır diyeceğiz. Metinde kullanılan anlatıcı bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğini de açıklayacak olursak, gözlemci bakış açısı vardır dedik. Bu anlatımın bir kamera gibi sadece görünenin ifadesi şeklinde olmasına sebep olmuştur. Yani dışarıdan bir kişi kahve ortamını, oradaki sohbeti, oradaki muhabbeti bir kameraman sessizliğiyle bizlere, okuyucuya aktarmıştır arkadaşlar. Üçüncü kişide anlatım vardır dedik. Evet. Aşağıda verilen anlatım tekniklerinin özelliklerini belirleyiniz demiş. Evet, biz ne demiştik arkadaşlar? Anlatım teknikleri için anlatma tekniği ve gösterme tekniği kullanılmıştır demiştik. Metinde geçen olayların ifade edilmesi, peki aradaki farkları söyleyelim ya da anlatma tekniğiyle gösterme tekniğini bir içeriğiyle ilgili bilgi verelim size. Anlatım tekniğinin özellikleri arkadaşlar, metinde geçen olayları ifade edilmesini sağlar, olayları akışının sıralanmasını sağlar. Burada aynı zamanda metindeki olayları ifade eden başka biri vardır. Okur ile metin arasındaki bu kişi olayların okura aktarılmasını sağlar. Yani bir köprü vazifesi görür diyebiliriz. Anlatım tekniğinin kullanıldığı bir örnek şey yapacak olursak, metinden örnek. Tramvay beygirlerine baktım, ayaklarını açmışlar. Oldukları yerde duruyorlar. O manavlarda ne kadar yemiş varsa hepsi dansa kalkmış. Herkes köprüye koştu. Ben de koştum. Köprünün üstüne gelen yığıldı. Hilafsız 500 bin kişi vardı. Evet, burada mesela anlatma tekniğinden alınmış bir metin örneği okumuş oldum size. Gösterme tekniğine geçelim. Gösterme tekniğinde de tekniğin özellikleri içinde şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Olan biten her şeyin bütün ayrıntılarıyla olduğu gibi dışarıdan en az müdahaleyle sergilenmesidir. Bu teknikte kişilerin konuşma ve eylemleri doğrudan sergilenir. Yani hani az önce dediğimiz gibi bir kameraman sessizliğiyle sadece anlatıcı bize olanı biteni göstermeye çalışır bütün ayrıntılarıyla. Metinde yer alan kişilerin ve mekanların tasvirinde kullanılır gösterme tekniği. Yazar olaylara müdahale etmez. Direkt olarak hikayedeki olaylar okuyucunun gözleri önüne serilir. Metinden örnek verecek olursak, Faik Efendi 45 yaşlarında uzun kara bıyıklı esmer bir adam ayağının birini altına alarak kaşlarını yukarı aşağı oynatarak anlatıyor. Derken onu o kişiyi gösteriyor. Adeta bir kameraman kameranın göstermesi gibi arkadaşlar. Evet. Şimdi geçiyoruz.
yazarın biyografisini. Burada bahsettik zaten Memduh Şevket Esendal'ın biyografisini. Daha doğrusu edebi kişiliğinden bahsetmiştik. Şimdi birazcık da biyografisinden bahsedecek olursak, Çorlu'da doğan yazar, savaşlar ve imkansızlıklar nedeniyle düzenli bir öğrenim göremedi. Kişisel çabalarıyla kendi kendini yetiştirdi. Farsça, Fransızca ve Rusça öğrendi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girerek parti müfettişi oldu. Bu görevle Anadolu'nun çeşitli yerlerini görme ve Anadolu insanını yakından tanıma imkanı buldu. Cumhuriyet döneminde çeşitli okullarda tarih ve coğrafya öğretmenliği yaptı. Milletvekilliği ve elçilik görevlerinde bulundu. Memduh Şevket Esendal roman türünde de eserler vermekle beraber asıl olarak hikayeleriyle tanındı. Türk edebiyatında durum hikayeciliği geleneğinin öncülerinden oldu. Çeşitli resmi görevlerde bulundu ve yakından tanıma fırsatı buldu Anadolu'yu ve Anadolu insanını eserlerinde yalın bir dil ve canlı bir üslupla yansıttı. Eserlerinde memur, esnaf, köylü, aydın, ev kadını, yüksek bürokrat gibi toplumun her kesiminden insanı ele aldı. Yazar bu kişilerin küçük yaşam kesitlerindeki görünüşlerini yerli ve milli olan her olguyu hayranlık, iyimserlik ve hoşgörüyle anlattı. Otlakçı, mendil altında, sahan, kül bastısı, Veysel Çavuş, bir kucak çiçek, ihtiyar çilingir, hava parası, bizim nesibe, kelepir, Gödeli Mehmet, hikaye türünde eserleri, Ayaşlı ve Kiracıları, Miras, Vassaf Bey ise roman türünde yazdığı eserleridir arkadaşlar. Evet. Böylece durum hikayesi örneğini de okumuş ve incelemiş olduk arkadaşlar. Buradaki hazırlık çalışmalarını bir bakalım. Çocukların olumsuz davranışlarının anneleri ve babaları üzerinde ne gibi etkileri olduğundan bahsetmiş. Yani olabileceğini tartışınız. Tabii ki çocukların davranışlarının olumlu ve olumsuz etkileri olabilir anne ve baba üzerinde. Bu çocuğun da hangi davranışı sergilediğiyle ilgili bir şey olacak. Eğer çocuk olumsuz davranışlar sergiliyorsa tabii ki anne babalar da ne olacaktır? Acaba çocuğumu işte doğru yetiştiremiyor muyum? Ya da işte verdikleri eğitim konusunda yetersiz kaldıkları hisse kapılabilirler arkadaşlar. Ve çaresizlik de hissedebilirler bu durumda. Ne yapabilirim? Nasıl bir çözüm bulabilirim? Şeklinde arayışlara da girebilir anne ve babalar, değil mi? Bozuk davranışlardan ötürü anne babalar da böyle çözüm arayışına girebilirler. Bu gibi davranışlar sergileyebilirler. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, Oğlumuz adlı metni de bir sonraki derste okuyup inceleyelim arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.